Normal çok var yani. Bir tane bidonumuz var. O çöp olana onlarla gönderiyorum yani 2 haftada bir. Başlayalım isterseniz hocam. Harim suresi yine hocam 6'dan devam edeceğiz yani galiba hocam. Evet, Tahrim suresi 6'dan devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten korun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerini neyi emretmişse buna isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Burada neyi ifade ediyor? Ne demek insanlar ve taşlar? Cehennemin yakıtı. Allah yakıt mı bulamamış? Yani taş da olsa yakacak şiddetini burada anlatmak için kullanmış sanırım. Yani taşı dahi yakacak derecede şiddetli bir ateşten bahsediyor sanırım. Başka görüşü var. Hocam şeyi kendinizi ateşten koruyun derken Rabbani yoldan sapıp gayri Rabbani yollara girenleri Allah sanırım onları işaret ediyor. Hani ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diye bir ayet vardır. Bu hatırıma geldi. Allah'ın emirleri ve yasaklarını koymadığı zaman sonucu cehennemle, ateşle sonuçlanacağını söylüyor Allah. Galiba ben öyle anlıyorum. Başka görüş olan. Hani Bakara suresi 60. ayet diyordu ya, Musa kavmi için su aramıştı. Biz de sağ elindeki asanı taşa vur dedik. Onlardan 12 tane pınar fışkırdı diyordu. Burada taş kelimesi Rabbani yoldan sapan insanların doğruk noktaya ulaşmış olanlara taş diyor Allah. Öyle taş kafalı yani kesinlikle dönmesi mümkün olmayan hani şeytanı tarif ederken İblisin teklifleriyle yaşamını düzenleyen, geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda giren insanlara kuran şeytan diyordu. İşte insanlardan ve taşlardan ifadesi kullanırken de aynı ifadeyi kullanıyor. Yani hani Enam suresi 130. ayette ahiret aleminde insanlardan ve cinlerden cehennemle karşı karşıya geldiklerinde melekleri onlara dediler ki sizi dünya hayatında bu cehennemle karşı karşıya geleceğinizi uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar da dediler ki geldiler ama biz onları yalanlamıştık. O zaman girin cehenneme. Yani cehennemi dolduracak ben insanlarla ve cinlerle cehennemi dolduracağım diyor Allah. İşte o kendi kendilerinin yakıtlarını kendileri temin ediyor, mesajı veriyor diye düşünüyorum. 2.24'te de aynı cümleler var hocam. Bakara 24'te
Bunu yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taş olan kafirler için hazırlanmış ateşten korunun. Ne yapamazsınız? 23'te nasıl gidiyor? Kulumuza indirdiğimizden şüphe ediyor. İçindeyseniz onun, Kur'an'ın benzeri herhangi bir sure getirin. Doğruysanız Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı da alın, çağırın. 23 okudum yani. 24'te de işte aynı 6. ayetteki Bakara 24'te de aynı şeyler geçiyor, taşlar. Maşallah, sen dersine iyi çalışıyorsun Eyüp Hocam ya. Tebrikler yani. Gerçekten tebrikler. Sen her zaman değil hocam. Allah razı olsun. Aynen öyle. Oldukça ne diyordu? İnsanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, iri cüsseli, güçlü melekler vardır. Peki bu ne demek, iri cüsseli melekler vardır ifadesi? Neyi anlatıyor? Yani meleklerin cüsseli olan, cüsseli olmayanı mı var? Annem zebanileri mi anlatıyor? Hani diyordu ya, Müddessir suresinde olacak yanılmıyorsam, cehennemin üzerinde 19 vardır ifadesi kullanıyordu. Bu neyi ifade ediyordu? Başkaları ne dedi önemli değil. Orada kesinlikle o cehennemden kurtuluş imkanı olmayan, o cehennemde onları azaplandıran meleklerden bahsediyordu Kur'an. İşte 19 ifadesini kullanırken, hani onlar ölmek isteyecekler, ölemeyecekler. Efendim, çıkmak isteyecekler, çıkamayacaklar. İşte orada onları tutanın iri cüsseli ve 19 güçlü meleklerin olduğunu Kur'an anlatıyor. Olay bu. Arkasında ne güçlü melekleri vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Meleği nasıl tarif etmiştik Kur'an'da? Melek, insanların biyolojik ve psikolojik yapısı da dahil olmak üzere insanların karar verdiği yönde insanlara hizmet sunan meleklerin adıdır. Bir de insanların emrine amade olmayan, Kur'an bunu İblis hariç ifade, bütün melekler secde etti. İblis secde edenlerden olmadı. İşte o iblis secde edenlerden olmadı yolunda yürüyen insanlar cehenneme, o yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösteren insanlar da cennete giriyor. İşte hani yine Bakara suresi 32. ayette ne diyordu? Melekler, Allah'ım sen bize ne bildirmişsen biz onu biliriz. Onun dışında hiçbir bilgimiz yok. Yani meleklerde irade, akıl, seçenek yok. Kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket eden varlıklardır. İşte insanlar cehenneme girerse de onu cehenneme atan melekler, cennete girerse de onu cennete koyan melekler, dünya hayatında doğru yolu seçerlerse de melekler aracılığıyla doğru yolu seçiyor. Yanlış yolu seçerlerse de yine melekler aracılığıyla yanlış yolu seçiyorlar. Evrende iki varlık vardı. Birisi melekler, birisi de insanlar. Başka varlık yok. Burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Yedi. Ey inkar edenler, bugün özür beyan etmeyin.
Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Ey inkar edenler, bugün hangi gün? Ahiret aleminde. Hani bir ayette de diyordu ya, bugün sizin günahlarınızdan sorulmaz. Yani her şey kayıt altına alınmış. Artık bundan sonra güzel davranmak isteseniz de bunu yapamayacaksınız. Kötü davranmak isteseniz de bunu yine yapamayacaksınız. Size günahlarından sorulmayacak. Sizin dünya hayatında iman eden ve salih amel işleyenler dünya hayatında kayda geçmiş, onlar cennete hazır kılınmış. İnkar eden ve zulmedenler de onlar cehenneme hazırlanmış. Onlar da cehenneme gidecekler mesajı veriyor. Özür beyan etmeyin. Çünkü bütün hani bir ayette de Araf suresi 172. ayette ne diyordu? Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişti. Nefsiniz buna şahit olsun. Ahiret aleminde biz bundan habersizlik dememeniz için böyle yaptık ifadesi kullanıyor. Yani insanlar yapmış olduklarının kendileri doğrusunu da yanlışını da farkında, ahiret aleminde de artık o biz gerçekten yanlış yaptığımızı bildik, anladık, öğrendik, şimdi iman ettik. Bizi tekrar dünya hayatına döndür de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım diyecekler. Ama Allah bunların zamanı geçti. Yani hani derler ya, geçti borun pazarı, süreç yeni diye ifadesiyle, onlar artık orada yeniden bir dönüş yok. Yapmış olduklarının bedelini cehennemde ödeyecekler. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Yani sizi buraya ne Allah atıyor, ne başka birileri atıyor. Siz kendi yaptıklarınızın bedelini kendiniz burada çekiyorsunuz mesajı veriyorum. Evet. 8. ayet. Ey iman edenler, Allah'a kesin nasuh bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir ki Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altında ırmaklar akan cennetlere sokar. Bugün Allah peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları önlerinde ve sağ yanlarında koşar parıldar. Derler ki Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla, şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Ey iman edenler! Burada ey iman edenler kelimesini kullanıyor da, ey kafirler, ey ehli kitap, ey müşrikler, ey ümmiler niye bahsetmiyor? Hocam çünkü Allah'ın vahyine muhatap olanlar iman edenlerdir. Onun için ey iman edenler genellikle hep başlıyor ayetlere. Yani burada yanılgıya düşmeyin. Sizin sonunuz da küfredenler gibi, nankör edenler gibi olabilir diye onun için söylüyor diye düşünüyorum hocam. Çok güzel. Yani ey kafirler diye Kur'an'da hiçbir ayet yok. 109. Kafirin suresinde ilk girişte 1. ayette de ki ey kafirler diye bahseder. Yani Allah'ın Resulü o insan, haşa, Allah görünmüyor. Allah vahyi birileri peygambere aktarıyor. O da kafirlere Allah'tan gelen vahyi bilgileri tebliğ ediyor. İşte de ki ey kafirler, yani onların başlarına gelecek olan felaketleri Resul aracılığıyla ona aktarıyor. Hani
Yine İsra suresi 45. ayette ne diyordu? İnkar edenlerle Kur'an arasında bir perde var diyordu. Bu perde kelimesi Kur'an'da yaklaşık 13 yerde geçer. İnkar eden ve Müslümanlar arasındaki veya Kur'an arasındaki farklılığı, ayrı bir yaşam biçimi, hayat tarzını anlatıyor Kur'an. Evet. Allah'a kesin nasuh bir tövbeyle tövbe edin. Yani aslında tövbe nedir? Cehaletten ve yapılan kötülüklerden vazgeçip yeni bir hayata başlangıç adım demektir. Yani ben onları reddediyorum, kabul etmiyorum. Önceki yaptığım yanlışlıklardan vazgeçiyorum. Ve yeni bir hayatla iman eden ve salih amel işleyen bir anlayışla yola yürümek istiyorum, mesajı veriyorum. Olabilir ki Allah kötülüklerinizi örter. Kötülükleri nasıl örtüyor Allah? İnsanlar iman eden ve salih amel işleyenlerin yaşam biçimini, hayat tarzını Allah vahiylerle düzenliyor. İnkar eden ve zulmedenlerin yaşam biçimini, hayat tarzını tağutlar düzenliyor. O zaman iman eden ve salih amel işleyenlerin yaşam biçimini, hayat tarzını Allah düzelttiğine göre geçmiş günahları cehalet nedeniyle işlemiş olduğunuz günahları siliyorum. Yeniden sizi yeni bir hayatla tanıştırıyorum, mesaj veriyor. Yani iman eden ve salih amel işlemekle kişiler geçmişlerin yaptıklarını Allah siliyor. Olabilir ki Allah kötülüklerinizi örter derken artık siz yeni bir bakış tarzıyla hayata baktınız ve geçmiş yanlışlıklarını yapmayacaksın, bu anlamda örter. Mesela Allah şirkin dışındaki bütün günahları bağışlarım der. Peki Allah şirki neden bağışlamıyor? Hocam burada müminler derken yani müminlerin hataya düşmesinden bahsediyor. Şimdi, yani zaten mümin inanmayanlar eğer inanmışlarsa belli bir süre sonra zaten onların önceki yaptıkları hatalardan, günahlardan zaten sorumlu değiller yani. Çünkü mümin değiller yani. Müminlik şeref, imana şeref bulmamız, yani imana etmeden önceki şeyler zaten affolunuyor yani. Bilmeden yapıyorlar. Buradakiler müminler. Müminlerin tövbesi nasıl olmamı? Önemli olan o yani. Bugün bir hata yaptım, özür dilerim. Yarın tekrar yaptım, özür dilerim. Yarın tekrar yaptım, yine özür dilerim. Böyle bir tövbe mi? Yoksa yani bazen anlattılar ya, göğüsten çıkan veyahut da ne bileyim yani göğüsten çıkan sütün tekrar oraya nasıl dönmesi imkansızsa öyle bir tövbe mi kastediliyor ya? Yoksa ben bir ne bileyim umreye giderim, ne bileyim ikinci sefer hacca giderim, tekrar bir sayfa açarım. Ondan sonra bir 2-3 sene, 5 sene sonra yine giderim. Bir aça, böyle mi tövbe gerek ya? Yani? İşte Allah Nisa suresi 16, Nisa suresi 48. ayette tövbe ne kötülükleri yapıp edip de ben şimdi tövbe ettim diyenlerin değil. Aslında tövbe kişi yapmış oldukları günahlardan kendisini arındırarak Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre eylem ve söylemlerini düzenleme anlamında Kur'an kullanmış. Az önce bir şey söylemiştim. Allah şirk koşanları bağışlamam, onun dışındakiler bağışlarım derken Allah kimseyi bağışlamıyor, kimseyi saptırmıyor. Allah sapacak ve hidayete gelecek bütün malzemeleri insanların önüne koyuyor. Sapan insanlara saptırdım diyor. Hidayete gelen insanlara da hidayete erdirdim diyor. Allah insanlar kendisini değiştirmedikçe Allah kimseyi değiştirmem diyordu.
Hani Enfal suresi 53. ayette Allah kendisine verdiği nimeti kişi kendi, bir kavim kendi gidişatını değiştirmedikçe Allah ona nimet olarak verdiğini değiştirmez ifadesi kullanıyordu. Yani şirk koşanları bağışlamam derken de şirk koşanlar, hani bir ayette diyordu ya, şeytanı kim veli edinirse şeytanın onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü var. İşte Allah'ın dışındakileri veli edinenler, ona bağlanan insanlar kesinlikle ve kesinlikle kendini o bağımlılıktan kurtaramaz. Kurtaramadıkça ben onu bağışlamam mesajı veriyor. O kendini kurtarırsa, o bağımlılıktan arındırıp temizlenirse Allah da onu bağışlar. Şirk koşanı da bağışlar Allah diye düşünüyorum. Allah kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Yani Müslüman olanların yaşam biçimini, hayat tarzını Allah'ın gönderdiği kurallara göre düzenlerse onu cennete sokar. O gün Allah peygamberleri ve onunla birlikte olanları, önderleri küçük düşürmeyecektir. Yani iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nerede? Ahiret aleminde. Çünkü orada melekler onları selamla karşılar. Dünya hayatındaki yapmış olduğunuz güzelliklere karşılık girin cennete ifadesiyle onlar karşılar. Nurdan önlerinde ve sağlarında nurları koşar diyor. Koşarlar. Yani burada hani yine Bakara suresi 273. ayette o iman edenler açlıklarını ve ihtiyaç sahibi olduklarını kimseye bildirmezler. Sen onları zengin sanırsın. Oysa onlar imanlarından dolayı bunu yapmazlar diyor. Sen onları ara, bul ve onlara destek ver diyor Allah. Derler ki Rabbimiz nurumuzu tamamla. Ne demek nurumuzu tamamla? Artık hani sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim, beğendim ifadesi kullanırken de insanların artık dünya hayatında yaşam biçimleri, hayat tarzları bitmiş, yeni bir hayatla karşı karşıya, o yeni hayatla karşı karşıya kaldığı iman eden ve salih amel işleyenlerin nurlarının tamamlandığı yer cennet, inkar eden ve zulmedenlerin azaplarının tamamlanacağı yer de cehennemdir mesajı veriyor. Tamamla, bizi bağışla, şüphesiz sen her şeye güç getirensin, her şey senin elinde. Bu Allah'a teslimiyeti ifade ediyor diye düşünüyorum. 9. ayet. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihat et. Ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Peki bu ayet size göre Mekke'de mi, Medine'de mi inmiştir? Medine'de. Peki, hocam. Efendim? Medine'de. Nereden bildin? Münafıklardan bahsediyor hocam. Mekke'de münafık yok ki. Mekke'de tebrikler. Kafir Müslüman var. Tebrikler. Çünkü Mekke'de Müslümanlar güçsüz ve zayıftı. Ondan dolayı ben Müslümanım demekten bile korkuyorlardı. Ama Medine'ye geldiklerinde Ehli Kitap'tan, müşriklerden, değişik din anlayışlarından geldiler. Koraf koraf Müslüman oldular. Peygamber'e destek verdiler. İşte
orada peygambere destek verdiklerinde peygamber de Allah'ın dinini, hani İsra suresi 59. ayette biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz ifadesi kullanırken de ahiret alemin dünya hayatında Müslümanlar güç ve kuvvet haline geldiler. Artık kafirlere meydan okur hale geldiler. İşte Allah Müslüman olanların güç ve kuvvet haline gelmesi gerekiyor. İşte zulmedenler zulümlerini korkularından dolayı mazlum olanlara yapamaz hale geliyorlar. İşte biz ayetleri korkutmak için göndeririz derken o inkar edenler ne zaman ki korktular ve kendilerinin zayıf olduğunu hissettiler, Kur'an bunlara anlaşmalı olan insanlar diye bahsediyor. Yani anlaşmalı olan kafirler. Ama anlaşmalı olmayanlar ne oluyor? Sürekli kendilerinin güçlü olduğunu hissedip Müslüman zayıf olanlara, Müslüman olanlara o gücünü yaydırıcı olarak kullanmayı istiyorlar. İşte Allah da onlara diyor, ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı yaydırıcı cihad et, onlara karşı sert ve caydırıcı davran diyor. Yani onların kesinlikle mazlum olan insanlara zulüm yapmasına imkan tanıma, müsaade etme. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o ifadesiyle olay anlatıyor. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Var hocam, var. Ey iman edenler, o kafirlere ve münafıklara cihat et, onlara karşı sert davran. Sert davranmak ne demek hocam? Sert davranmak, onlar bir zulüm yaptığı zaman onlara karşılığını ver. Hani ey kafirler, Mescid-i Haram'dan bahsederken, dört aylık Haram aylardan bahsederken, ey peygamber ifadesi kullanırken kafirler için şöyle diyordu. Ey kafirler, artık bundan sonra biz güçlendik. Eğer bizi daha önce Mekke'den sürdünüz, öldürdünüz, her türlü zulmü bize yağdırdınız. Ama şimdi ne zaman Müslüman mazlum olan insanların üzerine kendi inkarınızı zulüm ve işkence aracı olarak kullanmaya kalkarsanız sizin depenizden tutar yerin dibine geçiririm. Edebinizle, terbiyenizle dört ay gezin dolaşın ifadesiyle onlara caydırıcı bir mesaj veriyordu Allah'ın Resulü. Bu da güçlü olduğu zaman ifadesiyle olay anlatıyor. Konum değişti. Hani yumuşak sözlü, bilmem şeydi davran diyordu. Eğer öyle olmasaydın senin çevrende kimse kalmaz diyordu. Şimdi güçlendi. Artık onlara ne gerekiyorsa onun cevabını söyle mi diyor hocam? Yani o inkar edenler sana ve mazlum olanlara zulüm ve kendi din anlayışlarını uygulamak için zulüm ve işkence aracı olarak kullanırsa onlara hesabını sor diyordu. Sen şimdi güçlendin. İşte buradaki ifadede de Medine'de ve güçlü hale geldiği zaman bunu söylüyor. Ama Mekke'de ne diyordu? Siz onlara yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. İki kişiden biri olarak onlar mağarada ifadesi kullanıyor. O mağarada belirli bir zaman dilimi içerisinde gizleniyorlar. Ne zamanki fırsat buldular, kanaat getirdiler, oradan çıktılar. Bir aylık Medine yolunu tuttular. Orada Ensar da onları bekliyordu ve hep kendi yiyeceklerini gelen hicret edenlere sundu. Kendileri yemedi, açtıklarını aç olsalar da açtıklarını hissettirmediler. Onlara yedirdiler mesajıyla
Müslüman olanların nasıl güç ve kuvvet haline gelişinin metodunu bize anlatıyor Allah. Evet. Hani burada hocam şu da akla geliyor mesela şu anda eğer Müslümanlar güç kuvvet halinde olsalardı mesela bu İsrail bu Filistinlilere o çocuklara bu kadar zulüm yapamazlardı. Yani bu da gösteriyor ki burada Müslümanların çok azınlıkta olduğu görünüyor hocam. Tabii ki eğer Müslümanlar güç ve kuvvet haline gelse bir yerde bir mazlum olan insan öldürülse o öldürülen insanın mutlaka ama mutlaka hesabını sorar. Bak İsrail'de İsrail Filistin halkının üzerine her türlü bombayı, zulümleri, efendim füzelerini saldırdılar, evlerini yıktılar. Yaklaşık 40 bine yakın çocuk öldü. İnsan öldü yani orada. İşte bunlar ölürken bütün dünya içlerinde hani şehrin öbür tarafından koşarak gelen bir adam dedi ki Allah'ın Resulüne uyun. Onlar kesinlikle yalan söylemezler. Ücret alıcı değillerdir. İfadesiyle kendi öz işlerindeki Resul'ün sesini haykırdı onlara. Şu anda dünya üzerinde İsrail aleyhine genelde bütün ülkelerin içlerinde onlar da inkar ettiği halde o inkar edenlerin içindeki o takva Resulü haykırışa geçiyor. Onları sokaklarda yürütüp o İsrail'in yaptığı zulme karşı sessiz kalmamaya insanları davet ediyor. Olay bu değil mi? Allah'ın yardımı bu oluyor işte. Onuncu ayet. Allah inkar edenlere Nuh'un eşini ve Lot'un eşini örnek verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Ondan dolayı kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe diğer girenlerle birlikte girin denildi. Allah inkar edenlere Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi diyor. Yani burada şunu anlatıyor temel mesaj olarak ayetin bütünlüğündeki mesajı. Bütün dünyadaki insanlar toplanıp bir araya gelse, bir insan kendisi istemese onu ne doğru yola götürebilirler ne de yanlış yola götürebilirler. İşte örnek diyor Allah. İki peygamber. Bunlardan birisi Nuh, diğerisi de Lut diyor. İkisinin eşi de Allah'a ve Allah'ın gönderdiği Resullere iman etmedi. Ve bundan dolayı da devam eden örnek verdi. İkisi de kullarımızın salih olan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Yani onlar iman etti ve salih amel işledi. Onlar inkar etti ve zulmetti mesajı veriyor. Bundan dolayı onlar kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlayamadılar. Yani hani peygamberler şefaat edecek, onlar bizi kurtaracak. Hatta peygamberleri bir tarafa bırak, şeyhlerini, efendilerini ilah haline getirip onlara tapınmaları, onların ahiret aleminde cehennem azabından onları kurtarıp şefaat edecek kanaatindedir. İşte bunları da bu ayet yerle bir ediyor. Kesinlikle böyle bir şey olmayacağını. Her insan kendi kazandığı güzel amellerle
ahiret aleminde onların şefaatçisi kendi amelleri olacak diyordu. Taha suresi 109. ayette. Allah'tan hiçbir şeyle yarar sağlayamadılar. Yani onlar işleri olduğu halde onların kurtuluşuna vesile olamadılar. İkisine de ateşe girenlerle birlikte girin denildi. Yani o Lut'un eşi ve Nuh'un eşi. O anlamda kullanıyor. Hocam burada bir şey sorayım. Bu Lut'un eşiyle Nuh'un eşi bu ölünceye kadar mı nikahı altında kaldılar, yoksa bunları mesela boşaması gerekmez miydi? Çok. Bilmiyorlar mıydı yoksa ihanet ettiklerini? Çok güzel. Orada her insan belirli bir zaman dilim içerisinde beraber yaşarlar. Bir insan, bir kişi, iki eşten birisi Müslüman olunca hemen o da Müslüman olacak diye bir kayıt şartı yok. Bazıları o da Müslüman olabiliyor, bazıları da olmayabiliyor. İşte bu uzun yıllar geçiyor. İşte bu olayı uzun yıllar geçtikten sonraki konumunu anlatıyor Allah. Bak mesela burada onların yanındaydı ama iman etmedi. Hani ne diyordu Lut'un karısı hariç diğer iman edenlerle birlikte oradan ayrıl, hicret et dediler iki elçi. Onlar hicret ettiler. O ve onunla birlikte olanlar, yani Lut'un karısı ve onunla birlikte olanları da helak ettik diyordu Allah. Olay bu hocam. Bu zamanla oluşan bir şey. Yani Mümtehne suresi 10. ayette Müslüman bir erkeğin nikahı altında kafir bir kadın duramaz. Kafir bir erkeğin nikahı altında Müslüman bir kadın duramaz ifadesiyle olayı anlatıyor. Bunlar da öyle. Yani hani devam eden ayette de bir firavunun eşini örnek veriyor Allah. Allah iman edenlere de firavunun karısını örnek verdi. Hani demişti ki Rabbim bana kendi katında cennete bir ev yap. Beni firavundan ve onun yaptıklarından kurtar. Ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. Allah iman edenlere, yani bak Firavun'un karısı, bütün halkı ben Mısır'ın Rabbiyim diyerek onları köle edinmişti. Ama Firavun'un karısı buna rağmen Kur'an'daki ifadeye göre Hazreti Musa daha bebekken onu emzirecek bir kadın aradılar. Ona da kızı takip ediyordu. Hazreti Musa'nın peşine takıldı kardeşi. Ben size bunu emzirecek, bakımını üstlenecek birini haber vereyim mi dedi. Tabii Firavun kim olduğunu bilmiyor. Bunları haber verdi, getirdiler. Aslında Musa'nın annesi Müslüman bir kadındı. Hani ne diyordu? Musa'nın annesinden vahyettik. Çocuğunu Firavun'un öldürmesinden korkuyorsanız hayatın akışına bırak, suya bırak. Burada su kelimesi bildiğimiz oradaki nehire bırak anlamında değil. Hayatın akışına bırak. Onu nerede korursa o Rabbim onu koruyandır ifadesiyle anlatıyordu. İşte Firavun'un karısı Müslüman olduğu için onun erkek çocuğunu da öldürür endişesiyle hayatın akışına bıraktı ve hasbel kader Firavun ve karısı onu sahiplendi. İşte onun bakımını üstlenen
Musa'nın annesi geldi Firavun ailesinde, yedi içti ve hem Musa'yı eğitti hem onu emzirdi. Aynı zamanda Firavun'un karısına da o gökleri ve yeri yaratan Allah'ın ilahi mesajını ona da sundu. Ve büyük ihtimal Firavun'un karısı Musa'nın annesinden bunları öğrendi. İfadeyle. İşte Allah'ım, ben de Müslüman oldum. Beni Firavun'un zulmünden kurtar ve bana cennette bir ev yap ifadesiyle, işte Kur'an'da eğer ondan ayrılamasa bile Kur'an'da iman eden ve salih amel işleyenlerin şiddetli bir zorluk karşısında böyle bir konumda durabilir ama hani bir kadının erkekten ayrılması için yanındaki yakınlarının da olması gerektiğini Kur'an söylüyor. Yani o kadın kendi kendine ayrılma imkanı bulamaz ama diğer yakınlarının, akrabalarının onun boşanması için destek vermesini Kur'an anlatıyor. Affedersiniz. Burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Yok hocam. 12. ayet. İmran kızı Meryem'i de, ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülde bağlı olanlardandı. İmran'ın kızı Meryem'i de, ki o kendi ırzını korumuştu. Yani onun namusunu koruduğunu, kesinlikle hani Ali İmran suresi 33. ayette ne diyordu? Biz Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemler üzerine seçkin kıldık ifadesi kullanıyor. Hazreti Meryem, İmran bir peygamber ve onun karısı da doğru yolda yürüyen biriydi. Demişti ki, bu da Ali İmran suresi 35. ayette, Allah'ım her türlü bağımlılıklardan arındırılmış olarak kızımı sana adadım ifadesi kullanıyor. Burada kızımı sana adadım ifadesi kullanılırken de, yani Hazreti İbrahim'in oğlunu, ey oğlum ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm ifadesiyle tıpatıp aynı. Yani Allah'a adama anlamında, yani inkar edenler ve zulmedenler onu öldürecek. O kesinlikle doğru yoldan kendisini uzaklaştırmayacak. Sapmadan emin adımlarla yürüyecek. Bu anlamda kullanıyor Kur'an. İşte Meryem'in, İmran'ın karısı Meryem'i de ki kendi ırzını korumuştu. Böylece biz ona ruhumuzdan üfledik. Ruhdan üflenme olayı neyi ifade ediyor? Bir peygamber olma anlamında değil. Hani her insana, yani ergenlik yaşına geldiğinde bütün yetenekleri kavrayacak kabiliyete eriştiğinde ona ruhumuzu üfledik ifadesi kullanıyordu. Yani ruhu üfleme kelimesini Kur'an, ruh kelimesi Kur'an'da 22 yerde geçer. Bu 22 yerde geçen, yani kitaba ruh diyor, peygamberlere ruh diyor, Cibril'e ruh diyor, efendim insanlara üflenene ruh diyor, Allah kendisine ruh diyor. İşte buradaki ruhumuzu üfledik ifadesi kullanırken de oradaki Allah kendi ruhundan üflediğinde
bütün insanlara üflüyor bunu. İşte Nahl suresi 2. ayette melekleri kendi emrimizden indirdiğimiz melekleri onlara Allah'tan başka ilah yoktur diye uyarın dilediklerimizi ifadesi kullanıyor. Yani Müslüman olanları, olmak isteyenleri, yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösterenleri uyarın Allah'tan başka ilah yoktur diye uyarın ifadesi kullanıyor. Ruhtan üfleme demek onun peygamber olduğu anlamında değil, o yaratılışta verdiği söze sadakat kalma anlamında ifadesi kullanıyor. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Ona kitap ve hikmet gönderdik derdi eğer peygamber olmuş olsaydı. Bazıları Meryem'i peygamber olarak kabul ederler. Oysa peygamber göndermiş olmuş olsaydı Allah ona kitapları tasdik etme değil, kitapların yönünde yürüme anlamında değil, ona kitap ve hikmet verdik derdi. Hazreti İsa'ya da işaret etti Meryem. Dedi ki ben Allah'tan gönderilmiş bir nebi resulüm. Allah bana kitap ve hikmet verdi. Beni annemin gittiği yolu doğrulamamı istedi ifadesiyle olayı anlatıyor. İşte o Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Yani kesinlikle Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre yaşayan insandı. Hani yine Ali İmran suresi 37. ayette Meryem'i bir bitki gibi yetiştirdik, onu Zekeriya'dan sorumlu kıldık ifadesi kullanıyor. Biz de diyoruz ki Meryem'in kocası Zekeriya, oğlu da İsa'dır diyoruz. Bu Kur'an'ın müteşabih olarak bütün ayetlerden anlattıklarının bir sonucudur diye düşünüyorum. Evet. Burada değişik görüşleri olan varsa. Evet, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Tarih suresi bitti burada. Arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey varsa, kafanıza takılan varsa sorabilirsiniz. Soru yoksa razı olsun. O zaman sonlandıralım. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Aleykümselam. Hayırlı geceler hocam. Allah razı olsun. Geceler.